Dudağımın rujunu merak edenleri soruyorlar ya, kaç numara? Hemen burada süreyim. Kaç tane rujum var? Şöyle süreyim. On dört numara. Alın, kullanın. Ben seni canımdan çok sevmedim mi güzelim? Aa, Bülent abla hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın ablacığım? İyi misin? Ne var ne yok? Pazardan mı aldın rujunu? Yok kız. Pazardan alsam pahalıydı. Milyoncudan aldım. Ucuz. Yani. Ha, Herma geldi. Evet. Hermacığım. Teşekkür ediyorum Bülent abla. Herma oradan bir şey yaz canım. Evet. Herma efendim bakalım ne anlatacak. Ha. Evet gerçek Herma bu. Ben de ona diyeceğim zaten senin hakkında o kadar yani. O yeni kalktı herhalde. Yoksa yayınımı kaçırmaz. İyi yayınlar Sibel Hanım. Ha bak, Erma işte. Heh, buyurun. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin canım benim bir tanem. Güzeller güzeli. Dünya güzeli. Assolist. Diva. Divaların divası Sibel Baysal efendim. Çok teşekkür Merhaba. ederim. Uyuduğunu ben fark ettim. Ondan dolayı. Bunlar birkaç önce bir iki video yaptı bu İlka ile alakalı. Belki izlemişsindir. Tabi tabi izledim efendim, izledim. Ha. O İzledim. zaman benim kısaca özet geçmeme gerek yok. Yok yok efendim, buyurun. Evet. Sevgili Herman Hanımefendi dinliyoruz bu konuda. Bakalım efendim neler olmuş? Baysal'a hakaret eden, öncelikle şunu söyleyeyim, bize hakaret etmiştir. Biz Sibel Baysal'ı çok seviyoruz. İlker Bey'in de ne kadar saygısız bir insan olduğunu gördük hepimiz. Sen gel burada Sibel Hanım'a küfür et. Orada sana o güzel bir şey söyledi aslında. İlkay abla dedi. Hayatında duyulmayan saygıyı duydu sana kadın. Seni insan yerine koyup selam veren mi var? Yayını hiç kimse izlemiyor. Sıfır kişi var sende. Sibel Baysal geldi. 3-5 kişi izledi. Yani yayını anladınız mı? Oturmuş baykuş, kara baykuş gibi orada. Sibel Hanım, hiç kimse izlemiyor. Bizim sayemizde 3-5 kişi gördü. Biraz bir Ben yerleri kalktı. lafınızı vallahi keseceğim sevgili Perma. Ben de onu sizin sayenizde tanıdım. Hoş Tabii ki geldiniz de. ve Tabii. Firuze Ara. Tabii Ha. ki de Sibel Baysal senin yayınına katılmış. Sen oturup hoş geldin güzelce konuşacağına sen ne diyorsun, milleti nasıl küfürler ediyorsun? Terbiyesiz. Yok yok, uğraşmak istemiyorum. Sibel Hanım da artık istemesin. İyi ki haddini bildirdiniz o insana. Gerçekten. Gitsin baykuş gibi otursun. Böyle davranıyor davranıyor. Herkese kötü kötü madi madi davrana davrana etrafında insan kalmadı Sibel Hanım. Düzgün konuşsaydı, bize düzgün davransaydı, insan gibi
dürüst şeffaf davransaydı ne güzel, onu da yayınlara alırdık, güzelce konuşurduk. Kendisi bilir. Değil mi solistim? Yani doğru söylüyorsun. Evet. Çünkü ben hani Mehtap'ı da alalım. Mehtap burada mı? Mehtap Canbellek. Kız o Mehtap Canbellek orijinal mi acaba? Orijinal değilse orijinal, evet. Dur. Kız bir tane profil var. Herkesin adına fake hesap açtı geldi. Az önce Beril Hanım'la bizim yayınımıza. Mehtap, Mehtap. Mehtap. Ay değil Sibel Hanım ya. Az önce de bu birisi böyle açıyordu herkesin adına. Dedim ya işte. Dedim ben. Nereden çıkartacağım bunu? Sibel Hanım, sizin isminiz... Ay! Kulağımız gitti. Ne? Mehtap, Allah aşkına kimsense yapma. Ne olur dur. Yapma. Ay. Yapma. Kız çık ayol. Mehtap, vallahi kimsen. Hadi çık kuzum. Kendin ha. Çık. Tamam, yine de bir kızmış bak. Geldi. Arada sabote etti ama yine de hanımefendi bir şekilde çıktı gitti. Biz Beril Hanım'la yayın açtık Sibel Hanım. Herkesin adına Seyhan Öner, Zümrüt Cansel, Feride hepsi sırayla geldi ama fake. Evet. Evet pardon. Kaydan bahsediyorduk zaten. Gizli olmuş olsa, alkolü olmuş olsa emin ol ki ben onu hani derim ki ne? Ben ne yaptım pipayla? Yani ondan sonra özür diledim. Özür dilemek erdemliktir. Ama abla demekle hani saçını şey yapıyorsun, şey saçın uzun. Ondan sonra gözünde sürme var. Kalk, ay karşıma canavar mı geldi acaba? İkinci Sibel Baysal canavar efendim eşit oldu. Ay estağfurullah. Ha, diyorum ki ne? Hani madem gözünde sürme var, saçın uzun, ben sana abla diye hitap ettiğimden dolayı eğer böyle kötü bir hakarete maruz kaldıysam daha ne diyeyim? Yani homofobik olan aslına bakarsan o yani. İşte. İşte Sibel Hanım. Yayından çıktıktan sonra senin arkandan sen miydin, Mehtap mıydı? İkimizin de arkasından konuştu. Ben yine arabuluculuk yaptım dedim. Boş ver dedim. Arkadaşız, kaderi arkadaş. Ne kadar arkadaş olacağım dedi. Ben dedi sanki Lubunya mıyım dedi. Bir de bizi dışlıyor. O zaman o saçı yaptırmayacaksın o zaman o saçı. Değil mi Sibel Hanım? Yani bu konuda iyi oldu geldi. En azından kendi hani derler ki Sibel Baysal işte yayın açmış da İlkay hakkında konuşuyor. Banu hoş geldin. Konuşuyor. Acaba boş yere mi konuşuyor? Hayır değil efendim. Olayın canlı tanıkları burada. Doğru. Zaten da ne yaptı? Efendim Sibel Hanım ses gitti. Davra'ya ne yaptı? Ben onu görmedim ama herhalde hepimizin arkasıyla küfür mü etmiş, bir şey mi demiş ya, öyle dengesiz bir hadsiz bir insan, hadsiz. Ben de Lubunya değilsen homofobikliği oynama. Değil mi? Tabii. Yani bence o saçını da kestir. Gözüne de sürme, çekme. O zaman amca diyeyim ben sana. Benim suçum burada tek abla demek. Sizin yayınınıza katıldığımda abla dediğimde ne kadar tepki vermedi. Evet. Sonra Veysel Bey'in yayınına geldim ben. Baktım orada. Abla dedim. Ağzıma sıçtı. Haksız. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Ben hiç sevmiyorum onu artık gerçekten.
Efendim, yazılanları okuyorum. Ben görmezden geliyorum. Şu anki yayınım video şey YouTube kanalım Baysal TV'ye atılacağından ya argo olan kelimeleri okumuyoruz. Çünkü YouTube'ye karşı aykırı. Keşke ben o zaman bu suratla çıkmasaydım. Daha düzgün konuşsaydım, değil mi? Değiştir. Değiştirmek istemiyorum. Böyle durayım o zaman. Değil mi Sibel Hanım? Nasıl istersen. Saçlarım çok maddi, onun için bunu yaptım. Bakarsın. Oh. Benim dökülsün. Oh. Birer birer hep dişlerin dökülsün. Oh. Bununla karıştırdı. Bak geldi. Bununla karıştırdı. O zaman çobancı geldi buraya, 42 Konyalı. Ay ona Evet, girmez Möllaço ya. Geldi. Evet, bununla karıştırdı. Laço'ya girdi. Anlamadım. O Laço'ya yürüdü ya o. O zaman daha değil miydin sen? Ben onu bana attılar o yayını. Ben şoklara düştüm. Şoklara düştüm efendim. Madem pardon, ay dilim sürçtü. Çok özür diliyorum efendim. Madem lanetlisin de çobanla niye karıştırdın? Değil mi? Ben Değil mi aslında burada ahkam kesemezsin Konyalı. Edebinle geleceksen gel. Bana lan diye hitap edemezsin sen burada. Terbiyesi. Bir de numarasını yazmış. Kim seni arasın? Paçoz. Numarasını bırakmış bir de. Baksanıza. Bir dedeye iş koyan adamdan ne hayır beklenir? Demek ki sen koyunları da kolluyorsun. Kuşkaları da kolluyorsun orada. Pezevenk. Terbiyesiz. Bir de lan. Edebine takıl. Sen saçımı düzeltip şey yapsana, görüntü versene hatırım için. Bir saniye. Terbiyesiz de bak. Lan diyor bana. Şapka takayım o zaman. Saçım çok kötü ya. Tamam. O videoyu birkaç kişi aldı. Ben de paylaşacağım. 42 Konya. Tamam. O İlkay'la beraber olan videonu birkaç kişi aldı. Onlar yazdı. O 42 Konya kim ki? Şeye geldi ya. İlkay'la karıştırdı. Similyasını açtı ki o İlkay'ın yayınında. O video birkaç kişi de var. Madem öyle, ben de İlkay'a karşı değil. Seni burada ifşa etme amacıyla ben de kendi story'imde paylaşacağım. 42 Konya. Terbiyesiz hala. Bana lan diyorsun. O az önce Beril Hanım'a da öyle dedi. Beril'in de babilofunu yesin. Senin de benim de gerçek yürekten takip edenlerin de. Yani ne diyebilirim efendim? Görüyorsunuz. Saygısızlar. Dediği gibi ben Lubunya değilim diyor. Bana abla diyemezsin diyor. Çok kaşar. Yok. Yok yok yok. Ben ondan korkuyorum. O iftira, kuru iftira. O bizi rezil etti burada. Dedi ki bana küfür ettiler, bana hakaret ettiler. Bu orada bir tanesi de herhalde sizin düşmanlardan, onu savunan birisi var. Altta. İsmi Gaye bilmem ne. Bakın. O onun arkadaşı. Yani o biraz madde. Seyhan diye tutturdu. Tamam. Seyhan diyor işte ben çok severim kendisini. Şu Seyhan sana tenezzül edip de gelmedi ki. Bak düşün, davalık olduğum Seyhan Öner'den bahsediyorum. Evet. Avusturya'da yaşayan. Sana gelmedi ki. Kendi kendine orada götünü kaldırıyorsun.
ona buna sataşıyorsun. Ben Lubunya değilim, ben homofobiyim. Ondan sonra Lubunyaları aşağı alıyorsun. Ben de sana abla dedim. Burada benim suçum ne? Ne? Vallahi Sübhan Hanım, o şahıs gerçekten bilmiyorum. Biz ona hep diyorduk Sibel Baysal'a yayın yap falan. O diyordu ki ben Sibel Baysal'ı tanıyorum diyordu. Seviyorum diyordu. Zümrüt Evet. Cansel. Evet. Ben diyordu sevdim. ki. Yaşlı biri bu niye dedim. Hani İzmir'de bir ihtiyacı olur veya bilmem neyi olur, hastaymış, rahatsızmış diyerekten belki bir katkın, belki bir psikolojikmen bir kelime de olsa hani şey yaparım diyerekten kalktı dün Veysel Bey'in yayınında neler etti bana, neleri başka biri bunu etmiş olsa gerçekti bunu ya. Hani ben homofobik elim ayağım titriyor şu anda. Hani Yani siz ona homofobik bir kişiliğe sahip olsanız, siz ona öyle bir kötü niyetle yaklaşsanız kalkıp olur. Da Evet. Burada etmiş olsa yemin ederim es geçerim. Es geçerim. Çünkü burada benim saygısızlığım yok. Ben kalktım ona bir abla dedim. Sizin yayınınızda sen oradaydın, Mehtap oradaydı. Geldim. Abla deyince o zaman niye tepki vermedin? Niye Veysel Değil mi? Bey'in yayınında bana abla deme, ben ne diyeyim sana o zaman? Terbiyesiz. Hadsiz. Veysel de nasıl ya? Veysel'i de yok, Veysel Lali değil. O yüzden almayacağım onu. Ay Veysel Lali'lerin kraliçesi. Ne diyorsunuz Sibel ama gizli Lali. Ha öyle mi? E tabii ki. Dur bakayım Konyalı'yı alayım. Veysel'i patlattım, sorry. Konyalı'yı alıyorum. Bakalım ne diyecek? Madilik mi yapacak? Merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyor, ben merhaba. Ha. Ne yapıyorsunuz? Sen beni niye almıyorsun? Bana lan diye hitap ediyorsun. Evet. Gelmişsin. Niye almıyorsun? Sen evet. Önce o çobanların şeyini kapat. O sesini kapat. Şu İlkay şey çıktı biliyorum. Dur evet. beni bir dinler misin? Evet. Dinler misin? Ne bileyim geçen İlkay'ın oğlu, İlkay kimdi o? Bak çok şey oluyor bu. Boyutlardan tabaklardan. Abi o şey biraz azaltır mısın? O böyle ses geliyor böyle şey gibi. Biraz bir platform. Evet, sosyal medya falan. Sibel, sana bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Ondan dolayı gelsin ki insanlar anlatsın. Beni bir dinler misin? Sizden bile şüpheleniyorum ben. Niye? Ne bileyim aynı kadın gibi erkek çıkıyorlar. Ne bileyim. Ne diyorsun lan o Ross? Neyse söylemeyeyim. Ne bileyim ben. İlkay da öyleydi. İlkay'ın ne bileyim ben İlkay'ın erkek olduğunu. O da aynı kadın gibiydi. Ben güvendik. Erkek çıktı. Ne yapayım? Ulan baban, onun sesini ben de mi anlamadım deden yaşında? Dedenin tonundan daha üst bariton ses tonuna sahip olan İlkay'ın. Kavat! Sen bana kavat diyemezsin, tamam mı? Saygım var, bozmayayım, tamam mı? Ay saygıdan konuşacak sonucu insan bile değilsin. Sen kimsin? Burada bir kadına lan diye hitap ediyorsun. Terbiyesiz. Ha, ama senden de şüpheleniyorum diyorum. Ama sen kadın gibi korkuyorsun, erkek çıkıyorsunuz. O seni ilgilendirmez artık. O beni ilgilendirir. Sen de dairesin. Ne bileyim ben mesela belki burada sana güvenebilirim. Beni bir dinler misin? Dinler misin? Sen de gizlisin. Efendim? Sen de gizlisin. Orada çoban. Arkadaşım biz de konuşalım. Anlamıyorum. Tek tek konuşalım. Bu çobanların şey oluyor ya ellerinde böyle Dede Korkut şeyinde. Sen de onu evet. Kendine yapıyorsun herhalde. Laço bulamayınca. Ben öyle bir şey yapmam, tamam mı? Ben önce bir şey bulamazsam ben çekerim, tamam mı?
Gerçeklik yapma. Neredeyse olay kısmı elinden aldırtırım. Senin için belirtirim. Vallahi senin coinlerini elinden aldırtırır Sibel Hanım. Senin karşında öyle 3-5 kuruşluk insan. Ya Sibel Hanım geçen ilçeyi de hanım hanım diyordunuz. Herkes şey. Şey. Derma. Bu İlkay mı? Gelen mi? Bilmiyorum. İlkay mı acaba? Valla pek bundan sonra var. Ne bayanlara güvenirim, ne şeyle güvenirim. Ben... Sibel Hanım, tamam. Gelen orijinal İlkay'ın aldıysa orijinal İlkay herhalde o. Orijinal İlkay erkek çıkıyor. Nasıl oluyor? Ay sen kes sesi be. Senin fikrini soran mı var? Terbiyesiz. Ben, hop hop ben terbiyesiz bir şey yapmadım. Bak düzgün konuşalım. Lan sana mı soracağım nasıl konuştuğumu çocuğum? Gerçek İlkay'ı şey yapsana. Bir alalım onu. İlkay bir şey o diyeceğim. Da... Eğer gerçek İlkay mı? Gerçek İlkay Sibel Hanım alır mısınız? Gerçek İlkay mı? Dur bakayım. Yönetmenlerimiz bize bildirdi. Evet bekleyin hadi bekleyin. Yoksa bu çoban İlkay'la sevgili mi? Büyük bir aşk mı var arada? Bak orada birisi gelmek istiyor. Serena. Serena Stevia. Aha gene aynı zamanda. Ne? Aynı kişi. Yüzünü görsem tanıyacağım. Kızlar. Bunun dikkat görüntüsünü alın. Ben daha büyük gideceğim. Evet. Alın bunu. Bakın ya. Ekran görüntüsü. Evet. Ekran görüntüler alındı. ID üzerinden mahkeme verecek. Bu artık gerçekten şaka. Sirenstiva bak orada neydi onun ismi? Kızın ismi. Onu alır mısın? Bak orada Sirena bilmem bir şey var. O onu alır mısın? Bak beni al yazmış. Bak. Zaten benim derim. Bak bizim konuştuğumuz kayıt altında biliyor musun? Polis tamam, altında kayıt tamam, altında. Tamam. Kayıt, zaten mı? Bu YouTube'da yayınlanacak. Hadi. Seni şey yaptılar. Götümü kenara. Ama ben burada bak ben burada küfür etmedim. Ana bak bir şey demedim ben. O 70 yaşındaki dedenle yapmış olduğum video kızlarda duruyor. Şimdi birazdan isteyeceğim onu. Yarın pazartesi adliyeye gideceğim. Çoban Bey. Hı? Ona istediğin yere git. Benim korkum olmaz. Senin o koyunlarını Sibel Baysal sana sattıracak. Sen bekle. Valla koyunlar benim de alamazsın ki elimde. Sibel Hanım orada birisi var. Onu alır mısın lütfen? Ne? Bak, giremiyorum. Aa niye acaba? Bilmiyorum bir tane deneyeyim. Bak diyor ki o buradan al diyor. Aynı hesapmış herhalde. Transplaining 666. Peki size bir şey siz de anlaşalım mı? Tamam bir biraz saniye anlaşacağız. Bir saniye kardeşim. Bakalım. Kardeşim bir saniye bir Sibel diyorum ben. Sibel Hanım ben duyuyor musun? Evet. Seninle bir anlaşma yapalım. Kabul mü? Niye sen benim amcamın oğlu musun? Yoksa ayrı şey zaten seni çoban... Bir anlaşma yapalım yapmayalım onu söyle. Söyle bakalım. Şimdi sen bana polise versin eline ne geçirdik onu söyler misin? Verecek acımayacak verecek sen ya, bekle. Arkadaşım görsün müsün? Ben o pislik mahlukat olan İlkay'la birlikte canlı yayında oranı buranı aştıran o video benim elimde, kızların da elinde. Ben onu götüreceğim. Var, hepsi var. Özelden sattıracağım. Ben dedim, bunu bayan sandım. Ben güvendim dedim, erkek çıktı dedim. Tavdin edecek lan, ha? Oğlum, hakkını deli etme. Nasıl? Alo. Diye bir ses tona. Nasıl kadın diye hitap et. Burada iki tane şey var. Bize top diyorsun. Yuvarlak diyorsun. İlkay'ı evet. Kadın zannettim diyorsun. Şerefsiz. Gizli değil. Bak seni mahkeme ID'nden artık şu an arkadaşlar senin hesabını buluyorlar. ID hesabı nerede olduğunu birazdan bulacaklar. Valla ben Konyalıyım. İzlamet'e ben adres vereyim. Ben Konyalıyım. Görüntünü ver ulan. Madem ben... diyorsun görüntü ver.
Madem barış istiyorsun, görüntü ver o zaman. Hadi göster kendini. Valla ben burada küfür etmedim, bir şey etmedim. Kavga ne edeceksin? Küfür ettin? Yok. Dur, dur, bir saniye. Bir saniye. Sen buna taciz ettin? Yok. Hırsını geçtin? Yok. Görüntü ver. Bak tamam, görüntü ver. Sibel Baysal belki de göz... Demez mi? Ya demez mi? Sen bunda ne arkadaşınla canlı yayınla konuşuyorsun demez mi sen? Abi görüntü versene, görüntü görüntü. Veremem ben, görüntü veremem arkadaşım ben. O zaman senin görüntü, kusura bakma, mahkemede konuşacağız o zaman. Valla savcı ne diyecek? Sen bunda niye arkadaş oldun? Sen bunda niye konuşuyorsun demez mi sana? Lavi ne demiş ki, ben gördüm olayı. Evet ben de gördüm. O an alamadım. Ama alan kızlar var. Alacağım ve... Dur, affedersin de ben... Dur be, sikimi götümü mü açtım? Orasını burasını mı açtım? Söyle bir. Söyle. Tamam. O zaman çık git. Çık git. Tamam çık hadi git. Abla birisi gelmek istiyor, onu alır mısın bak? Tamam ben çıkıyorum. Bir daha benimle konuşmayın tamam mı? Tamam bu kadar burada bitiyor tamam mı? Tamam hadi bay bay. Sana çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Çık çık. Bak benle bir daha uğraşma tamam mı? Abi çık artık. Bana affet çocuğum ben. Beni affet edin çocuğum. Tamam ya. Tamam burada iş bitiyor tamam mı? Tamam. Tamam çıktı. Hadi bay bay, öptüm sizi. Sizi öptüm bay bay. Defol. Öptüm demez miydi? Terbiyesiz. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Ben çoban hakkında bir şeyler söyleyecektim de. Buyurun efendim. Kendisi gizli bu arada ve mıncasını kolletmek istedi İlkay'a. Bizim dilimiz de konuştu. Çünkü biliyor ablasının YouTube'a yükleyeceğini. Bravo. Ben biliyorum. İlkay'ı kadın falan da zannetmedi bu arada. Onun lale olduğunu biliyordu. Şu an sadece size saygısızlık olsun diye burada yalan söyledi. Mahkemeden korktu efendim. Evet. Çünkü biliyor bu kadının, yukarıdaki kadının ne kadar hakka ve hukuka düşkün olduğunu. Adalet mülkün temelidir. Tabii. Ama görüyor musunuz Sayın Baysal? Herkes biliyor gerçekleri. Değil mi? Aynen. Aynen. Bir şey diyeceğim. Biz kendi aramızda bazen açsak da herkes nasıl Sibel Hanım'ın yanında durdu ama. Çünkü biliyorlar bu kadının kalbine ne kadar temiz olduğunu. Davasının haklı olduğunu herkes biliyor. Bak Lavin Kazal ne demiş? Senin konuğumun adı mı Hazal? Lavin'e bravo demiş. Canım ismin ne? Adım Siren. Siren. Lavinia bravo demiş. Yani gerçekler demiş yani. Tabii. Çünkü bizde yalan yok. Görünen köy kulağı istemez yani. Bizde ne? Yani bugün 20 yaşındaki birisi kalkıp da 70 yaşındaki birine kalkıp orada ki sosyal medyada orasını burasını cilveler, cartlar, curtlar, similyalar, bilmem neler son gelmiş burada lan diyor bana. Sen Sibel, kimsin? Çoban. Bir şey ben yargıladın mı? Hayır. Sen de bana lan diyemezsin. Doğru. Terbiyesiz. Bir şey söyleyeyim. İlkay'a var ya, İlkay yayına geldi. İlkay'a ayağını böyle kaldırttı. Minçosunu falan böyle ekrana gösterdi İlkay. Hepsinin kaydı var. Bak böyle İlkay iki ayağını şu şekilde kaldırdı. Bu minçosu da böyle tam ekrana geldi. Yapmayalım böyle. Çünkü engeli olan hani şeyler de izliyor bizi. TRT şeyine girmeyelim. Yani ne diyeyim efendim? Biz burada ben kayıtlar demiş bak Alkan. Hanımefendi ne yiyor yemek? Serini tanıdın mı demiş. Birisi. Serin birkaç kere geldi yayınıma. Öyle böyle mi? Konuk. Evet. Yazmışlar. Siren evet. Geldi. Evet.
Siren kızımız ne yemek yiyor? Baysal ablasına göster. Ben yulaf sütlü müsli yedim az önce. Veganım. Hayvan yemiyorum. Ama bitirdi. Bir dakika kızlar. Demiş ki birisi. Çağrı mı? Yayına alın. Çok önemli gelişmeler bahsedecek. Göndersin istek Çağrı. Kimmiş Çağrı? Ay bende yorumlar yok. Bir ekranı indirip kaldırayım. Çağrı gelecekmiş efendim. Ona buradan yazsın beni al diye. Ona göre üstüne tıklayayım alayım. Bakalım onun da düşüncelerini, ifadelerini alalım efendim. Yazmışsın hadsiz. Thank you, hunting. Bir kedi var. Kedi sende mi inliyor kedi? Merhaba. Gününüz nasıl geçiyor? Güzel geçiyor canım. Kedimi göstereyim mi? Versene Ayşenur'u bana. Sibel Hanım teşekkür ediyorum efendim. Göster canım. Sibel Baysal ne kadar hayvan. Bebeğim var. Ama durmuyor şu an burada hiç. İsmi bak, ne? Sibel, Sibel ablana merhaba de. Hello baby, hello. Utandı, kaçtı. Bu da başka bir kediciğim. Bak, gel Sibel ablana merhaba de. Evet, o kişiyi alıyorum efendim. Bakalım ne konuşacak kendisi. Ay inşallah similya falan açan olmaz. Ay. Aldım. Hadi bakalım. Sibel abla merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldin canım, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Hepinize selamlar öncelikle. Selam. Ben buraya katıldığım için Harpy Romance'e teşekkür ediyorum destekleri için öncelikle. Saygılar sunuyorum herkese. Az önceki çoban beni şok etti. Gerçekten yerle biri oldum. Son zamanlarda bu Lubunyalar arasındaki olan bir gergin ortam beni biraz benden alıyor. Bu yüzden sizin tarafınızdan, Sibel Baysal gibi ünlü bir isim tarafından bu yayına katılarak son gelişmeleri aktarmak istedim öncelikle. Buyur kardeş. O yüzden çok teşekkür ediyorum Sibel Hanım. Sanırım Siren ablamız tatsız bir olaylar yaşadı. Evet. Öncelikle Siren abla seni çok seviyoruz. Arkandayız bilmeni istiyorum. Teşekkür ederim. Sibel ablayı zaten hiç rahat bırakmıyorlar. Sibel abla seni de çok seviyoruz biliyorsun. Şöyle söyleyeyim. Ben bu çobanı anlamadım. Neyin çobanı bu? Yani bu çoban kim? Bence bu çobanı dava edelim Sibel abla. Doğru mu? Bence değmez. Tamam ya da öyle yapalım. Bence de değmez. Vazgeçtim. Değmez. Çünkü evet. Aslında olan kişi bizleri hor görüp saç uzatıp gözüne kalem sürüp bizi aşağılayacağına zaten kendi aşağılık durumunda. Bu bir ikinci evet. Ve çoban dediğimiz kişi neydi o Ramazan mıydı artık bilmiyorum adı neyse artık. O da onunla birlikte olacak kadar basit düşük ikili. Bundan dolayı bir şey demeyelim. Yani. Evet. Yok. Evet abi ben katılıyorum. Siz kendisi zaten biseksüel olduğunu söyledi. Geçen yayında. Dedi %99 kadın %1 erkekmiş. Öyle dedi ama bence %99 erkek o bir de kadın varsa vardır. Sonra dedi ki ben dedi heteroyum dedi. Ben dedi erkeğe bakmam dedi. Erkek adam dedi. Orayı da hatırlatayım sana. Evet. Mari. Evet. Dedi ben erkeğim. Şeyler olur mu? Yani o erkek sadece kolülüyorsa gay değildir. Öyle dedi yani. O sadece kolülüyor. Sadece kolülüyorsa aktif oluyor. Gizli oluyor diye biliyorum ben. Ama diyor ki ama aşikarca Siren'ce
saçını uzatmış. O saç bizlerde yok. Evet. O zaman o saçını bu yönü uzatacağım. Yanında kalan o tekliş vardı ya bir zamanlar. Evet. Ha, o şekilde olacaksın. O şekilde olacaksın. Ondan sonra da bunu yalara aşağılayacaksın. Sen kimsin? Ya mesela bak, ilk ayın saçı benden daha uzun. Neyini ortaya çıkarttım? Çobanla. Evet. Sibel Hanım günahları oynamak orada az geldi. Fazla aşkım yok. Onun yaptığı makyajı ben yapmıyorum. Zoruma giden ne biliyor musun? Zoruma giden ne? Şimdi ben önce ona abla diye hitap ediyorum. Eyvallah. O gayet kuşluk bir şekilde gülüyor, ediyor böyle. Çayını içiyor, sigarasını içiyor. Rahatsız olduğu ilaçları gösteriyor. Astım var ben. Bilmem cartürk diyor. Ondan sonra bana niye şey abla dedi. Ne diyeyim efendim? Sen kimsin? Gerçekten inanamıyorum. Ve Sibel Baysal'a çok kötü küfürler etti. Ben gerçekten çok üzüldüm yani. Sen olsun. Esten. Biz Sibel Baysal'ın ismi geldiğinde destur çekiyoruz. Sen Sibel Baysal hakkında böyle küfürler ediyorsun. Ben ona söyledim. Onun kısımlarına giriyorum. Ama bir şekilde de şöyle düşünüyorum. Hani Sibel Baysal ona buna da Sibel Baysal çok mu iyi? Hayır değil. Estağfurullah. Ağzından kötü kelimeler sarf ediyor. Fakat o artık ne diyeyim? İlkay dede. İlkay dedenin pizi de yoktu. Alkolü de değildi. Birden bana o hakaretleri yağdırdı. O zaten onda yok. Piz, miz, elma suyu falan onda hiçbir şey yok. O onun beyni biraz sulu sadece. Çünkü sen Baysal'a küfür edecek derecede beynin sulandıysa git tımarhanede yat yani. Demek ki tımarhane Türkiye Cumhuriyeti'nde 3 vilayette var. Birisi Adana Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi, diğeri Elazığ Palo'da, üçüncüsü Bakırköy'de. Demek ki bunlar kabul etmemiş hastane bunu. Ondan dolayı İzmir'de kendi hanesinde oturmuş böyle çay böyle teklişi ki yeni teklişe sildiğin zaman susuyordu. Bu yok. Yok efendim. Çok şey. Çok şirret. Sibel Hanım. İzmirli bu yüzden korkulur diyorum ben sadece. Üstüne basınca mayın gibi patlıyor bu şey. Biliyorum efendim. Gönül Şiir'e hoş geldin. Hoş geldin. Bir şey diyeceğim. Beril Feride profilini mi istemiş ablası o? Bilmiyorum ki bakarız. Evet efendim. Abla ağlarında oturuyorum ben. Baysal dedikoduyu duydunuz mu Sayın Baysal? Ne demiş efendim? Baysal Hanım bir dedikodu çıktı onu duydunuz mu efendim? Hayır duymadım. Bu çoban banyoya gidince İlkay'ı görüntülü arıyor ya. Geçelim onu boş ver. Boş ver. Zaten. Ya çoban o kadar gereksiz bir riski bu kanakta konuşmaya gerek bile yok. Benim sadece istediğim şudur. Kalkıp da saç uzatıp gözüne sürme çekip kendi kendine Hasan Mezarcı diye kendine Mesih ilan etmesi ve biz Dumunyaları aşağılaması, aşağıda görmesini kendisine yakıştıramıyorum. Bir daha da kesinlikle kendisiyle hiçbir adli mercilere başvurmayacağım bu konuda. Yaşlı olduğundan dolayı. Yaşlılığına veriyorum. Ama bir daha da Lubunyaları kalkıp böyle aşağı derecede dedikodu yapmasın. Oradan oraya laf alıp taşımazsan önce iyi, güzel. İnsanlar üzülüyor, yaşlı diyor. Ay, geliyorlar yayına. Aa çoban da beter çıktı. İlkay da beter çıktı. Aa beterin beteri çoban var demişler ya efendim. Boşuna dememişler yani. Çoban sulanmış Sayın Baysal. Nasıl? Çobanın beyni sulanmış.
ya da İlkay'ın aşkından delirmiş. Bilemiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Hı-hı. Nilay Bayrak hanımefendi mi gelmiş efendim? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Nilay Albayrak hanımefendi. Sibel Baysal izledi. Evet. Madem Nilay Albayrak gelmiş, ben göremedim ama yazıyorlar burada. Evet. Nilay Albayrak için de söyleyeceğim iki kelime var. Hak savunuculuğu içtenlikle olur. Kalben olur, vicdanen olur. Bundan dolayı senle çuvarısın, ben gıcıvariyim, sen pembesin, ben maviyim diyerekten değil, kimin başına ne olay gelirse gelsin, sevgili Nilay Albayrak, aktivizm, gerçek aktivizm olduğunu buradan da ifade etmek istiyorum efendim. Evet efendim. Kuban'la, İlkay'la bunları boş verin efendim. Yayınıma katıldığınızdan dolayı efendim teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Gurur duydum. Kapatalım mı efendim? Efendim? Hep birlikte kapatalım. Yayına son verelim. Tamam efendim. Tamam efendim. O zaman ben Kaan Demirezen'e selam gönderiyorum. Ben şöyle için bir teklif sunacağım. Bence yayına bir dakikalık böyle güzel bir belki bir Baysal Boğazı'na. Son vermeden efendim tek tek konuklarımın düşüncelerini kısa özetle rica ediyorum efendim. Ondan sonra videoya finish. Tamam. Kapatacağız. Öncelikle kimden başlayalım? Şeyden bu arkadaşımız söylesin. İsim... hanımefendi var ya küstahçlı. Ondan başlayalım. Buyurun evet. Efendim. Yani ben bu tarz konular hakkında sadece gerçek lalilerin konuşması gerektiğini düşünüyorum. Burada da laliler olarak toplandık ve kendi haklarımızı savunuyoruz. Kendimizi savunuyoruz ve dayanışıyoruz. Her zaman böyle olmasını diliyorum efendim. Tabii teşekkürlerim zaten. Güzel. Evet. Siyah saçlı. Ben konuşayım mı? Ben de LGBT'yi özellikle trans aktivisti olarak beni yayınınıza aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve böyle aktivizm odaklı yayınların devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Ve tüm laulleri, lubunyaları trans aktivisti olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Evet efendim. Güzel kızımızın da düşüncesini aldık. Şimdi sıra geldi. Buyurun efendim. Evet efendim. Herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Arkadaşları tanımama çok memnun oldum. Homofobik olmasın hiç kimse. Hepimiz aslında birer lalü adayıyız. İçimizdeki lalüyü görelim. O içimizdeki biseksüeli çıkaralım artık diyorum ya. Gerçekten ama Sibel Hanım öyle değil mi? Hepimizin içinde bir lalü yatıyor yani. Onu gizletmeyelim. Evet. Çok haklı bir yorum. Evet. Şimdi efendim son söz Sibel Baysal'da. Diva'da. Değerli Nilay Albayrak şu an ilk başına bizlerle hak olaraktan, savunuculuk olarak uyumadan etmeden resmi kamuoyuna rağmen herhangi bir şeyde hastalık, üstünlükte ya çok ağrıymış, bilmem neymiş, ayırt etmeksizin sabaha karşı izledim. 3 tane çuvarlı buraya vardı. Kadın uykusuz ve onlarla muhabbet ettik. Düşünün efendim. Ben buradan sevgili Nilay Albayrak'a ediyorum. Böyle bir aktivizm gerçekten üstünlükle yapıldığından dolayı ve katıldığınızdan dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sibel abla yayını kaydedebilir misin acaba? Yayınlayacak canım YouTube.